Nefes analizinden bir örnek vermek istiyorum. Nefesine bakarak kişiyle ilgili birçok bilgi edinebiliyoruz. Tamam. Kim aldığımız geliyor? Aldığımız eğitimlerle. Gelin buyurun. Gönüllü tamam, birisini. Süper gönüllü birini alıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu kitle herhalde değil mi? Kitle. Tamam, süper. Yattıktan tamam. Sonra peki. Tamam. Peki tamam hadi tuttum ben de tuttum. Tamam. Bu doğru mu yeri? Doğru. Tamam şunu biraz size şey değil mi çekeyim. Tamam şöyle ben de yardım evet. size. Tamam. Elleri böyle yana koyalım. Normal zamanda nasıl nefes alıyorsanız, televizyon izlerken, araba kullanırken o şekilde nefes alın. Ekstra hiçbir şey yapmayın. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ben sadece nefesinizi izleyeceğim. Evet buradan görüyoruz nefes aldığını. Evet şurada biraz nefesi görüyoruz. Göğüs bölgesinde oldukça az, alt bölgede de oldukça az. Burası bedenimizin irade güç kısmıdır. Burası da duygularımızdır. Burası da kaynak, işte dişiliğimiz, yaratıcılığımız, yeni hayata çekebilmemiz. Sizdeki nefes alışkanlığı bir kere çok sığ nefesler, az da yaşayacak kadar nefesler alıyor deriz biz. Çok maalesef böyle nefes örneği var. Burası da irade ve güvenle ilgili, kontrolü elden bırakmamakla ilgili. Kontrolü elden bırakmak sizin için çok güç. Çünkü güvenmekte çok güçlük çekiyorsunuz yapı olarak. Doğru mu? Mikrofonu konuşabilirsiniz. Evet doğru. Doğru mu? Doğru. Peki. Bir şekilde hayatın bir yerinde... Duygularınızı ifade etmeyi bir şekilde geri plana atmışsınız. Belki bu konuda suistimal edilmiş veya üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. O yüzden daha çok irade ve kontrol merkezli yaşıyorsunuz hayatınızı. Bir de ifadeyle ilgili duygularını söylemek, acısını, mutluluğunu, mutsuzluğunu bunu söylemekle ilgili sıkıntılarınız var. Onları hep yutmuşsunuz. Evet doğru hep içime atarım ben. Bu nefesten mi anladık şimdi? Evet nefes. Pes diyorum ya bravo yani. Vallahi hakikaten. Ben de öyle ben inanamadım böyle. Bu alt karında da yine burası da yaratıcılığınız, kendinizi ifade etmeniz, yeni hayatınıza çekmeniz. Siz çok kolay yeni insanları, yeni hayatınıza çekmeyen bir yapınız var. Çünkü orada yaşam yok. Muhtemelen bel alt kısımda ağrılarınız olabilir. Sağ omuz yine biraz öteki omuza göre daha yüksek. Burası başkalarıyla, diğerleriyle ilgili olan düşüncelerimiz ve kaygılarımız, affedemediğimiz kişiler genelde sağ omuzumuzda. Kendimizle olan eleştirel yargılarımız da sol omuzumuzda. Sağ tarafta sağ affedemediğimiz kişiler. Diğerleri, evet. Sol tarafta da kendimize olan suçlamalarımız ve yargılarımız. Wow. Sırt peki? Sırt komple suçluluk duygularımız ve pişmanlıklarımız omurga. Benim halim çıktı ortaya söyleyeyim. Sizde de omuzlarda geçmişten getirdiğiniz, affedemediğiniz, bir türlü bırakamadığınız böyle kişiler var. Bırakın onları siz çünkü onlar nasıl bıraktığınızı bilmeyecek, affettiğinizi bilmeyecek. Kendiniz için yapın en azından. Sol tarafta da kendinize karşı işte bazen acımasız veya içeriden kendinizi... keskin bir şekilde dövebiliyorsunuz sözlerinizle, yargılarınızla. Bedenimiz her dediğimizi, her düşüncemizi duyuyor. Ve ona iyi sevgi, şefkat ve anlayış göndermemiz lazım ki bunun içinde yaşıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Doğru, kendimi çok yargılarım ben. Evet. Sol omuzda biraz o... Yani söyledi şimdi solu sağ abi. Ne diyorsunuz? Evet. Ben şoktayım şu anda duydum. Ben de öyleyim gerçekten. Seansta ne yapıyorum peki? Şimdi siz bana seansa gelmiş olsaydınız benim amacım sizin seans boyunca hem bu alt karnı hem de göğsü açmak olacaktı. Şimdi ağızdan derin nefesler alın. Biraz önce aldığımız gibi. Rahat çevir. Alın nefes. Verin. Al nefes. Ver. Nefesi alın, kontrolsüzce verin. Evet, nefes derin, uzun. Biraz başınız dönebilir. Çünkü alışık değil mi bu nefese? Değil, o evet, yüzden başı dönecek kadar, değil mi? Bu baş dönmesi, uyuşma, karıncalanma olabilir. Almaya devam edin ağızdan. Siz şimdi aşağı doğru geçirmeye çalışıyorsunuz evet, nefesi değil mi? Evet ben bu elim neredeyse evet oraya doğru çekmeye çalışıyorum ki burası ileriye adım atma. Yaratıcılık bölümü dediniz değil mi? Yaratıcılık ortası burası da karar verip ileriye adım atma. Aha. O da bazen sizin için zor çünkü burada da az nefes var. Değersizimdir evet. Vallahi müthiş değil mi? Ne güzel anlattı.
Ha, tanıyorsun. Doğru mu? Doğru mu anlattı? Nerede mikrofon? Benim yakın arkadaşım. Yani ben şoktayım. Söylediklerinde. Söylediklerinde evet şoktayım. Hı. Bak nefesle her şey yani nefes evet. almasıyla her şeyi anlattı. Tam anlamıyla onu anlattınız. Evet, bedenimizde duygu haritası dediğimiz bu akupunktur meridyen noktaları Hı. var. Hepimizin böyle duyguları stokladığımız, bastırdığımız. Nefesin o bölge, nereye, hangi bölgeye gidip gitmediğine bakarak zaten bunu eğitimler sonucunda herkes yapabilir. Aynen Aha. öyle. Aynen öyle. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Biraz başınız mikrofona, dönüyor. Gayet mikrofona, tamam. mikrofona. Gayet iyiyim şu an. Başınız mı döndü biraz? Yok, şu an gayet iyiyim. Öyle mi? Tamam. Kendi kendinize de evde mesela elinizi karnınıza koyarak bu elinizi hareket ettirmeye çalışın. Karn nefes alınca karnınız şişsin ama hiçbir kas hareketi zorlayıcı bir şey yapmadan nefes verdiğinizde de eliniz içeri doğru insin. Bastıracağım. Bunu en azından evet 5 dakika boyunca yapın. Hı-hı. Ama yaptıktan sonra hemen ayağa kalkmayın. Başınız dönebilir. Hı-hı. Bir saatinizi kurup başınıza 5 dakika boyunca yaparsanız eminim çok faydasını göreceksiniz. Peki bir